Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Hasanoğlan'da bir çimento fabrikasını ziyaret eden Yavaş, ardından Elmadağ'da seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Yavaş'a CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Merkez Bankası eski başkanı ve İyi Parti milletvekili Durmuş Yılmaz ve İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Hasanoğlan'da bir fabrikada iş adamlarıyla bir araya gelen Yavaş, onların sorunlarını dinledi, bölgeye yönelik projelerini anlattı. Bölgede en büyük problemin ulaşım olduğunu söyleyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti. Arsa parkı yapmış, oraya 4-5 milyar para ödenmiş, ölü yatırım olarak orada kalmış. Kapısı 60 trilyona ihale edilmiş. Bırakın kapıyı 60 trilyona ihale etmeye, o sadece kapının parasını Elmadağ'a bir tesis yapsak, Elmadağ'da yüzlerce kişi iş sahibi olur, yüzlerce kişi para kazanır burada. Yanlış uygulamalar var, bunlara itiraz ediyoruz. Ankara'dan aldığımız paranın Ankara'ya harcanmasını istiyoruz. Ölü yatırımlar, çılgın projeler istemiyoruz. İlk yapacağımız işlerden birisi hem buranın ulaşımını rahatlatmak, hem sanayicinin daha imkanların artması ve ileride kurulacak üniversite için cazip hale gelmesi açısından ilk yapacağımız işlerden birisi hafif raylı sistemin bir ucunun Yenikent'e, bir ucunu Elmadağ'a kadar getirilmesi olacak. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi toptancı halinde çalışan işçileri ziyaret etti. Çalışanlardan fiyatlar hakkında bilgi aldı. Mansur Yavaş'a Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Mansur Yavaş ve Fethi Yaşar daha sonra Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nde esnafla bir araya geldi. Ankaralıların sebze ve meyveyi ucuza alabilmesi için tarımı destekleyeceğini ifade eden Yavaş şunları söyledi. Biz de inşallah bu sürdürülebilir olmayan tanzim satışların ileride tekrar etmemesi için inşallah Ankara'da tarımı destekleyeceğiz. Özellikle her gittiğim yerde mutlaka söylüyorum. Kızılırmak suyu yakında boşa çıkacak. Bunun da Gölbaşı Bala arasında 1000 kilometre karelik, aşağı yukarı içerisinde 150-200 bin dekarlık sulu tarım yapılabilecek bir yeri sulu tarım için tarımı açacağız. Öyle olunca nakliye işi de azalacak Sayın Başkanım. Dolayısıyla hem Ankara'da oradaki üretici para kazanacak hem de hale daha ucuz gelecek. Ankara'da taze meyve ve sebzeyi daha ucuz yiyecek.